Onu kimileri Yıldız'ın ilk olarak parladığı Akademi Türkiye programıyla, kimileri sonrasında çıkardığı şarkılarla, kimileri ise Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı Alfonso karakteriyle tanımıştı. Uzun saçları, sürmeli gözleri ve yüzünden hiç eksik olmayan gülümseyişiyle kısa sürede tüm Türkiye'nin sevdiği birine dönüşmüştü. Son röportajlarından birinde "Ailenizin rockçısıyım" diyordu kendisi için. Gerçekten de öyleydi. 29 Haziran 2007'de gerçekleşen o talihsiz kazaya kadar kimseyi üzmemişti Barış. Bugün konumuz Barış Akarsu ve Barış Akarsu'nun zamansız gidişi olacak. ...29 Haziran 1979'da Madenciler şehri Zonguldak'ta doğmuştur. Babası onun doğduğu dönemde gerçekleşen sağ-sol çatışmaları ve ardı arkası kesilmeyen kötü olaylardan etkilenerek adını Barış koyar. Biraz büyüdükten sonra babasının işlerinden ötürü sonradan şarkılar yapacağı o yere, Amasra'ya yerleşirler. İlkokul ve lise eğitimini Amasra'da tamamlar. Müzikle tanışması da tam bu dönemlere denk gelir. Bir sahil yeri olan Amasra'da elinde gitarıyla dolaşmaktadır o dönemlerde. Aynı zamanda bizler ne kadar onu hep gitarıyla görsek bile gençlik yıllarında Zülfü Livaneli'ye olan hayranlığı bir süre sazla çalmıştır. Her sahil çocuğu gibi denize büyük bir tutkusu vardır. Gençlik yıllarında profesyonel yelkencilik yapmıştır. Yine aynı şekilde gençlik yıllarında kendisine harçlık çıkarabilmek için Antalya'da bazı otellerde animatörlük yaptığı da olmuştur. Barış Akarsu özgürlüğüne düşkün bir şekilde büyümüş, ele avuca hiçbir zaman sığmamıştı. İşte tam da o zamanlarda Akademi Türkiye isimli bir yarışmanın reklamına denk gelir televizyonda. Başta başvurmayı hiç mi hiç düşünmez fakat arkadaşlarının yoğun ısrarıyla başvurmaya karar verir. Henüz elemelerde sürmeli gözleri, uzun saçları ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle hemen diğerleriyle arasında olan farkı belli etmişti Barış Akarsu. Çok geçmeden de kendisine haber geldi. Akademi Türkiye programına yarışmacı olarak kabul edilmişti. Yarışma başlar ve Barış Akarsu samimiyetini öyle bir aktarır ki kısa süre içerisinde bütün izleyicilerin sevgilisi haline gelir. Nitekim katıldığı bu yarışmadan da aylar sonra birinci olarak çıkar. Bu arada bilmeyenler için şöyle bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. O zamanların Akademi Türkiye'si bugünün Survivor'ı gibiydi. Türkiye'deki hemen hemen her evde izleniyor ve konuşuluyordu. Durum böyle olunca da yarışmanın birincisi olan Barış Akarsu bir anda herkesin tanıdığı birine dönüşmüştü. Artık neredeyse sokaklarda yürüyemiyor, halkın büyük bir ilgisiyle karşılaşıyordu. İşte tam olarak bu dönem Barış Akarsu'nun hayatında çok kritik bir dönemdi. Zira bu tarz yarışmalardan çıkan birinciler genellikle sonrasında tutunamıyor ve unutuluyorlardı. Üstelik Akademi Türkiye programında sözünü tutmamış, birinci olmasına rağmen kendisine albüm yapmamıştı. Duramazdı Barış, hiçbir şeyi bahane edemezdi. Kendi kovaladı, kendi yaptı. Takvimler Ocak 2005'i gösterdiğinde "Ben feleğin tekerine çomak sokarım" diye haykırarak ilk albümü olan Islak Islak'ı yayınladı. Nitekim tuttu da bir anda kafelerde, sokaklarda, arabalarda, her yerde Islak Islak şarkısı çalıyordu. Türk basını durur mu? Hemen bu genç rockçıyı sahiplendi ve iddialı başlıklarla manşetlere taşıdı. Türkiye'nin yeni Cem Karacası, Türkiye'nin yeni Barış Manço'su. Belki de o tarihlerde Barış Akarsu yerine başkası için bu başlıklar atılsaydı, o kişi hemen havaya girer ve egosunda boğulurdu. Lakin Barış farklıydı. Kendisine yeni Cem Karaca, yeni Barış Manço diyenlere "Ben yeni Cem Karaca veya Barış Manço değilim. Ben Barış Akarsu'yum. Üstatların yolundan gidiyorum. Umarım bir gün onlar gibi ölümsüz olabilirim" diyor ve reddediyordu o şatafatlı manşetleri. Işıltılı hayatın adamı değildi Barış Akarsu. Olamazdı da zaten. Sokaklarda, sahillerde büyümüştü o. Aslında tıpkı kendisinin de söylediği gibi ailemizin rockçısıydı. Öylesine mütevazı, öylesine bizdendi ki Star TV'nin kendisiyle teknede yaptığı bir röportajda gözlüğü denize düşmüş, muhabirin "epey pahalı bir gözlüktü herhalde" demesi üzerine "yok be abi, 50 milyonu aldım" demişti. Üstelik öyle bugünküler gibi parasını kazanıp köşesine çekilen sanatçılardan da değildi Barış Akarsu. Gerçek bir sanatçıydı. Toplumsal olaylara karşı asla sessiz kalmıyor ve bu tavrını "müzik bir şey anlatmalı, benim için müzik sadece aşktan ibaret değildir, aynı zamanda toplumsal bir olgudur" diyerek ifade ediyordu. Zaten bu sözünü de "Kimdir O" şarkısında "tepede beyaz bir saray, sarayda soytarı bir kral" sözleriyle pekiştiriyordu. Doğduğu ve büyüdüğü toprakları olan borcunu da hiçbir zaman unutmamıştı. Amasra onun aşkıydı. Uğruna şarkılar yaptı. "Toprak kokan şehir, deniz kokan şehir, sevda kokan şehir" dedi Amasra'sına. Popülerliği her geçen gün artarken ikinci albümünü yayınladı ve ikinci albümünde yer alan "Vurdum Endibe Kadar" şarkısının klibinde Barış yine bildiğimiz Barış'tı. Ülkemizin en büyük problemlerinden olan fakirliğe ve eğitimsizliğe dikkat çekiyordu klibinde. Demiştim ya, Barış bir şeyler anlatmalıydı. Hayat sadece aşktan ibaret değildi. Üstelik bu tavrı sadece şarkılarında değil, hayatın
her alanında sergiliyordu. Taksim'de düzenlenen savaş karşıtı eylemlere katılır, hiç çekinmeden boy boy fotoğraflar verirdi. Yine o tarihlerde lösemili çocukları sık sık ziyaret etmiş ve onlara moral olmaya çalışmıştı. Sonrasında öğrendik ki o tarihlerde Down sendromlu ve otizmli çocukları da sık sık ziyaret etmişti. Biliyorum bunu videonun başında da söyledim ama farklı bir sanatçıydı Barış Akarsu. Gerçek bir sanatçıydı. Özellikle bugünlerden geriye dönüp baktığımızda çok daha iyi görüyoruz bunu. Bakın gelin size bir olay anlatayım. Bir gün Barış Akarsu Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda sahnesi bittikten sonra biraz oturmaya karar verir. Tek başına oturmaktan sıkıldığından mekanda çalışan çocuklardan birini gözüne kestirir ve yanına çağırır. O an çalışmakta olan çocuk da utana sıkıla abi iş var oturmasam mı der. Israr eder Barış, ya gel bir otur muhabbet edelim sonra beraber hallederiz der. Neticesinde kıramaz oturur çocuk. Sonrasında Barış Akarsu sorar. Kimsin sen? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Üniversite kazanmıştır bu Yusuf denen genç çocuk ve harçlığını çıkarmak için de o mekanda yazları çalışmaktadır. Barış Akarsu bunu duyduktan sonra Yusuf der. Ekmek kuyunun dibindedir. Çalış. Aferin. Sonra da hiç muhabbet etmemişler gibi çıkar gider bir iyi geceler bile demeden. O günden sonra Yusuf'la Barış Akarsu mekanda birkaç kez daha karşılaşırlar fakat çok bir muhabbetleri olmaz. Bir gün yine çalışırken Yusuf acı bir haber alır. Babasını kaybetmiştir. Kalkar apar topar memleketine gider. Yusuf cenazede kalabalığın arasında deri montlu, gözlüklü, uzun saçlı birini görür. Biraz yaklaşınca tanır onu. Barış'tır o. Yaklaşır Yusuf'un yanına. Olur Yusuf olur. Hayat bu. Sen kuyudan çıkmaya gayret et hep der ve sonra gider. Gider gitmesine ama giderken Yusuf'un kardeşine bir zarf bırakmıştır. İçerisinde bir not, biraz para ve bir de banka hesap cüzdanı vardır. Yusuf hemen nota bakar ve notta şöyle yazmaktadır. Bundan sonra bütün eğitim masrafların bana ait ve bundan kimseye söz etmek yok. İşte o gün Barış Akarsu'ya verdiği sözü Barış Akarsu'nun ölümünden yıllar sonra bozar Yusuf Sami Atılgan. Yıllar sonra anlatır hikayeyi. Üstelik hiçbir zaman da unutmamıştır Barış Akarsu'yu. Vefalıdır. Doğan ilk çocuğuna Barış ismini vermiştir. Hem de büyük bir gururla. 29 Haziran 2007. Doğum günüydü Barış Akarsu'nun. Bir konser planlamıştı. Üstelik bu konserin gelirini de çocuklara bağışlayacaktı. Bu yüzden ekstra heyecanlıydı. Kız arkadaşı Zeynep'i de gelmişti üstelik arkadaşlarıyla beraber. Barış'ın doğum günü olduğu için hep beraber sürpriz yapmışlardı. Arkadaşlarıyla toplandılar ve Barış'ın doğum gününü kutlamak için farklı araçlarla yola koyuldular. O gün direksiyonda kız arkadaşı Zeynep vardı ki yakınlarının sonrasında anlattığına göre Barış Akarsu normalde direksiyonu hiç kimseye vermezdi. Ama kader işte. O gün vereceği tutmuştu. Kim bilir belki de kıramamıştı Zeynep'ini. Saat 22.00 sularında Bodrum Torba Kavşağı'nda hem sürücüden hem de kavşaktaki hatadan dolayı meşrubat dolu kamyonla çarpıştılar. Tam 30 metre sürüklemişti kamyon. Barış Akarsu ve arkadaşlarının içerisinde bulunduğu aracı. Arkadaşları Nalan olay yerinde, kız arkadaşı Zeynep Bodrum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu ise hastaneye getirildiğinde kalbi durmuştu. Acil serviste yapılan müdahalelerle kalbi yeniden çalıştırıldı. Olay esnasında beyin kanaması geçirmişti. Doktorlar anında müdahale ettiler ve hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan sonra tam 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı Barış Akarsu. Hayranları, sanat camiasından dostları hastaneye akın ettiler. Ne yazık ki takvimler 4 Temmuz 2007 Çarşamba gününü gösterirken saat 20.10 sularında hayata veda etti. Ancak doktorlar kendisinin ölümünü 23.10'da duyurdular. O aradaki zaman diliminde tekrardan hayata döndürülmeye çalışılmış fakat başarılı olunamamıştı. İşte böyleydi Barış Akarsu'nun hikayesi. Acısıyla, tatlısıyla. O kadar çok seviliyordu ki kendisinin ölümünden sonra aşığı olduğu Amasra'sına heykeli dikilmişti. Defne Joy Foster ve Vatan Şaşmaz videolarının altında bu videoyu çekmemi gerçekten çok istediniz. Biliyorum belki de bu video pek çoğunuzu tatmin etmedi. Çünkü aranızdan bazıları Kimdir O şarkısı ve göndermeli klipleri yüzünden sağda solda Barış Akarsu'nun ölümüyle Amerika arasında böyle çeşitli saçma sapan iddialar duydunuz. Haliyle benden de öyle mi oldu, böyle mi oldu tarzında bir video bekliyordunuz. Hepsi boş arkadaşlar. Sırf merak uyandırsın diye o tarz saçma sapan iddialara bu videoda yer verseydim Barış Akarsu'ya çok ayıp olurdu. Yattığın yer incitmesin güzel insan. Mekanın cennet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım.